Bekle. Şeytan evine gitmiyor. Şşş, sen ne yapıyorsun kardeş? Sen ne arıyorsun burada? Ben din kardeşlerimi arıyorum. Ooo kanki, buralara da mı takılırdı zaten? Yaşanış kaç kan? Olsun. Lan Ege'nizden ne oynuyor lan sen? Lan teyze oğlum senin ne işin var lan burada? Bir de altın takmışsın. Sen bilmiyor mu haram olduğunu? Ya, alın siz de okuyun istersin. Bakma, dışarıda bir lavuk var ya, kardeşini arıyor. Postalandı da var ya, kardeşini arıyor. Boşa geçen günlerime kim ağlasın vay. Bırakın dağlar yürüsün aman, aman. Adama bak ya, resmen kovdu bizi. Ya madem şu kardeşin yanında bir tek size özür dilerim. Çok güzel şeyler yazmış bir yasla bizi ama zaten kovulduk. Kardeşler okudunuz mu kardeşim? Okuduk ya, patronlar işler mi oldu? Patron kovulduk. Kanki çok hoşumuza gitti. Biraz anlatayım. Kardeşler dün akşam göz açık abiye gittik kardeşler. Tamam mı? İlk sakalı bir kesildik ya. Aynı punk gibi. Şimdi gözü açık abi senin için mahcup düşmüş. Adam gibi tıraş oldu. Ah oradalar ya. Hadi gel gidelim bakalım. Bırakın sevdam büyüsün aman. 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 Bilmiyorum ya kaç. Bırakın dağlar yürüsün aman. Bırakın sevdam büyüsün aman. Veli. Kardeşler biraz sonra sohbete başlayacağız inşallah. Diğer kardeşleri bekleyelim. Onlar da gelse ondan sonra sizinle beraber sohbet ederiz. Gözü açık abi burada gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşler. Evet. Hoş geldiniz. Değerli kardeşler hoş geldiniz inşallah. Sizleri çok beklemedik. Olsun yine de Allah rızası için geldiniz ya. Buna da şükür. Bugün en azından siz kardeşlerinizle tartıştınız. Kardeşiniz de size en azından bir göz açık abiniz olduğunu, onun için de gelip göz açık abinize bazı şeyleri sormanız gerektiğini söyledi. Bu yüzden de ben size birkaç böyle acizane birkaç şeyler okuyayım. Ve en sonunda inşallah faydalı olur. En başta Hazreti Ömer der ki eğer inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Yani nasıl bugün sizin için doğal gözüken o disko'ya gitmeniz hayatınızda ona inanmaya başlarsınız. Halbuki inancınızın tam tersiydi. Yani inandığınız gibi yaşamadığınız zaman. En iyisi bizler Müslümanız. Rehberimiz Kur'an. Nereye bakmalıyız? Tabii ki Kur'an'a. Size de Kur'an'da Lokman suresinden bir kısa olarak onun mealini okuyalım. En azından orada bize nasihatler veriyor Rabbimiz. En başından Yunus suresinde 57. ayetinde ey insanlar işte Rabbinizden bir öğüt, gönüllerle derdine bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet dedi. Lokman suresi 2. ayetinde hemen bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar güzel davrananlara yol gösterici ve rahmettir. İşte onlar ki namazı kılar, zekatı verir, ahirette kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından bir hidayet, doğru yol üzeredir. O kurtuluşa erenler işte bunlardır. İnsanlardan kimi de vardır ki herhangi bir bilgiye dayanmadan insanları Allah yolundan saptırmak ve onu alaya almak için gerçeği boş sözlerle değiştirirler.
Yani kardeşler, burada Lokman suresinde Allah-u Teala bizlere bazı öğütler veriyor. Bu öğütlerde 7. ayetinde ayetlerimiz o sapık kimseye okunduğu zaman da sanki onları işitmiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklenerek sırt döner. Sen de onu can açıcı bir azap ile müjdele. İnanıp da iyi işler yapanlar için şüphesiz onlara nimeti bol cennetler vardır. Yani bugün diskoya gitmeyi bıraktığınızdan ve bazı işleri bıraktığınızdan dolayı Allah size cennetin vaat ediyor. Onlar ebedi olarak kalacakları, bu Allah'ın gerçek vaadidir. O güçlü ve hakimdir. Allah gökleri gördüğünüz gibi gereksiz yarattı. Onları görüyorsunuz. Yeryüzüne sizi sarmasın diye yere sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada her bir canlı hayvandan üretti. Hem gökten bir su indirdik de onlara her ve hoş çeşitten yetiştirdik. İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Hangisi kim gösterir bana? Ondan başkası ne yaratmıştır? Doğrusu o zalimler apaçık sapıklık içindedir. Yani gitmiş oldukları yollar sapıklıktır. Şeytanın yollarıdır. Andolsun ki Lokman hekim, hikmet verdik Lokman'a. Allah'a şükret ki şükrederse kendine iyilik eder. Kim de nankörlük ederse muhakkak Allah zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman da oğluna öğüt vererek demişti, ey oğulcağızım, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür. Gerçi insana, anasına, babasına itaat etmeyi de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşıdı. Onu sütten ayırması da 2 yıl içindir. Bana ve anana, babana şükret diye de tavsiye ettik. Dönüşünüz ancak Allah'adır. Yani annenize, babanıza da merhamet edin. Yani onların sözlerini tutun. Kötü yollara gitmeyin. Çünkü kötü yollar, ne dediklerim, şeytanın yollarıdır. Siz eğer bugün bu durumdaysanız, yani buradaysanız, sizlere ne mutlu. Eğer hüküm, delil Allah'tan ise Allah'a, kuldan ise kula, kul olursunuz. Bugün aynen böyledir. İnsanların hayatı kulların koymuş olduğu hükümlerle kullara kulluk etmektedir. Halbuki Allah'tan gelen hükümlere göre hareket edeceğiz ki Allah'a kul olalım. Allah razı olsun. Ben söyleyeceğim bu kadar. İnşallah memnun oldunuz. Tekrar başka bir zamanda, başka bir yerde, haftaya tekrar inşallah böyle bir sohbette sizleri hepinizi bekliyorum. Tekrar inşallah haftaya kısa bir şekilde çekmiş olacağız. Allah razı olsun. Gözlerinden sürgün oldum bu hayatın yar. Boşa geçen günlerime kim ağlasın vay. Gözlerinden sürgün oldum bu hayatın.